gibi 35'e 10. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri ise salih amel yükseltir. Tamam, benim dediğim noktaya geldi. Sen bir çocuğu yetiştirirken sevgi, şefkat, merhamet, muhabbet, dostluk, hoşgörü, affetme. O ne oldu şimdi? Salih amel oldu. O eninde sonunda zaten doğruyu bulacak. Hazreti İbrahim kimin yanındaydı? Babası işte Put putperver döküyordu. biriydi. Ama biz ne anlıyoruz Hazreti İbrahim'le ilgili? Bak ne diyor? Çocukken bana merhamet edip büyüttükleri gibi sen de onlara yaşlılıklarında merhamet et. Demek ki o anne baba onu öyle merhametle büyütmüş ki fıtratı Ne kadar ve put dövücü olmuş. evet. O zaman demek ki senin ona din yüklemen İbrahim'in babasının ona din yüklemesine benzer. Çünkü sen baştan aşağı putperestsin zaten. Senin için Muhammed put, Kur'an put, namaz put, Kabe put, mezhep imamların put. Sen baştan sona putperestsin. Şekli değişmiş. Adam ağaca tapıyordu. Kuklaya tapıyordu. Senin yine putların bu. Fıtratı sevgisizlik mi şey yaptı, değiştiriyor, Evet, bozuyor o evet, zaman? evet, evet bozuyor. Sevgisizlik, nefret, öfke, Yani. dayak, şiddet, öfke, kin. Çocuğa bunları yüklediğin zaman fıtrat bozulmaya başlıyor yani. Sözün özü, Allah birini yükseltirse, dünya alem bir araya gelse onu alçaltamaz. Allah birini alçaltırsa, dünya alem bir araya gelse onu yükseltemez. Refi olan Allah semayı yükseltmiştir. Rahman 7'de göğü özenle o yükseltti ve ona bir denge ve ölçü koydu. Atmosfer işte. Atmosferin tabakaları. Rad suresi 2. ayet. Allah gördüğünüz bir direk olmaksızın gökleri yükselten zattır. Nasıl? Çekim kuvveti şeyin dünyanın merkezinde atmosferi çekiyor, değil mi? O direk ne oluyor aslında? İnsanların aklı o zaman manyetik alan, elektromanyetik alan, korteks o kadar gelişmemiş. 1500 yıl geçti, bilim diye bir şey çıktı, teknoloji diye bir şey. Biz şimdi bunları çok rahat anlıyoruz. Ama biz mesela bizden öncekileri anlatsak ne o ne o ne o anlayamazlar. Çünkü gerçekten beyin yapıları olarak da farklıyız. Yani otopsiye girsek farklıyız. O zaman ne diyor? Direksiz gökleri yükseltti. Halbuki orada ne? Atmosferi tutan dünyanın çekim gücü değil mi? Ya. Direk yerine geçiyor. Şimdi bunları oturup düşünmek lazım değil mi? Ve zaten sen Kur'an'dan hiç haberin... Kusto'nun Kur'an'dan haberi var mıydı? Ama gitti o iki denizin kavuşmayan yerini gördüğü zaman yani gerçekten bir insan ön yargısızsa mutlaka düşünür. Bu ne ya? Bu ne ya diye. Ayfer orayı görmüş biliyor musunuz? İki denizin geçtim Hı. Cebini tak bazı. Hı. Yani ne muhteşem bir şey yani. Kusura'nın gördüğünü gördünüz mü? Şimdi ben 24 yaşındaydım. Yani şimdi bu Evet. kafayla başka bakardım Evet. tabii ki. Çok gençtim. Büyülüydü çünkü iki ayrı renkti. Evet. Biri mavi, biri yeşile Evet. bakıyordu. Bildiğiniz böyle kalemle çizilmiş gibi iki ayrı renk. Beni en Ya. çok etkileyen renk değildi de sesti. Olağanüstü. Oradan geçerken enteresan bir ses vardı. Ay. Şap şap sular çarpıdı. Bu ses Ay. ne? Ay. Çarpık dalgalar geri dönüyor. Herkes kendi suyuna. Sular birleşmediği için birbirine çarpıp ayrılıyorlarmış. Ay ne kadar Şap değil güzel mi? bir şey. Ya. Acayip böyle yüksek bir Evet. ses. Çarpık. Yani renktense beni o ses etkilemişti. Ama Dediğim gibi nasıl çok ama bir genç bir şey şeyin farkında oldu. olmuşsunuz. Ne güzel. Ya Evet. şimdi Oradan düşünürüm hatırası ona iyi tabii gelir. canım gözünün tabii ne önüne kadar geldi. O güzel bir ses şey. peki Evet. ikisi birbirine çarpıyor geçiş yok. Evet. Cennet cehennem Geri dönüyor. mertebeleri arasında da böyle geçiş yok. Geç Evet. emri verilene kadar. Ve burada şu anda bütün ahiret burada.
Cennet burada, cehennem burada, ölmüşlerimizin ruhu burada, doğmamışlar burada, melekler burada. Ama o suların birbirine geçit vermemesi ya. Gibi geçemiyoruz. Ama işte bu manevi dereceleri yürürken, yürütürlerse girersin de çıkarsın da. Afakta ve enfüste onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Bizim için şimdi öyle... o afaktaki bir ayeti görmüş. Evet. Bizim için öyle de ölmüşler için de aynı mı? Onlar da bizi mi göremiyorlar acaba? Tabii tabii göremiyorlar. Tabii tabii ancak zamanı eğer hani bir gönül bağı varsa izin hani rüyalarda veyahut da şeylerde bir an bir his olarak geldiğini hissettirir. Kişinin algısı yüksekse veya manevi bir yolu yürüyorsa o yani alışveriş çok kolay oluyor ölmüşlerle. Yani görüşmek çok kolay oluyor. Çünkü mertebe bakımından daha yol almış oluyorsun ve yakın olmuş oluyorsun. O geçişler hani duvarı böyle deliyorsun, açılıyor falan giriyor ya. Aslında hep o bu filmlerde var ama orada olmasa burada da Allah onlara ilham verip bunu yaptırmaz. Anladın mı? Öyle yani. Geçiş kartın varsa retinanı orada okuyacaklarsa girersin yani. Ya. Amin. Göğe bakmadılar mı ki onu nasıl yükseltti? Bak. Şimdi adam giriyor manyetik alana buluyor, yer çekimini buluyor. O bakıp göğün nasıl yükseldiğini bulduysa bu ayete cevap vermiş olmadı mı? İsterse adı Alex olsun. Ha? Sen de güya hani böyle sabahlara kadar tesbih çekiyorsun. Bu ayetin muhatabı sen mi oldun şimdi? Bu ayetin muhatabı kimdir şimdi arkadaşlar? Bu şahit değil mi? Yalan değil mi? Ya. Belge yalan. Ya gidip de bunu formüle eden, bulan, fark eden. Çünkü o böyle durup dururken böyle gidiyordu, böyle sağa sola bakıyordu. Birden yer çekimi var, atmosfer çökmedi mi oldu? Adam sağına döndü, uyumadı, soluna döndü, uyumadı. Matematik formülleri üretti, böyle yaptı. Gitti dağın tepesine çıktı, anlamaya çalıştı. Niye burada böyle, niye şurada şu ömrünü verdi? Sen de böyle habire böyle ezberliyorsun Arapça. Kurslara gidip aynı patlatıyorsun. Ondan sonra da sen ondan üstün oluyorsun. Cennette en iyi köşkü kapıyorsun. Ve sonra da bu ayetin muhatabı sen oluyorsun. Böyle olduğu için de bu ümmetin zekisi ateist oluyor. Cidden hiç mi faydası oluyor onların bu hani ben anlıyorum çekmiyorum da hani o sayıyla hani zikir çekiyorlar ya. Hani bunlardan farkına varıp yani idrak edip. Vallahi öyle çeke idrak edeni ben görmedim. Çekip sapıtanı gördüm. Diyor ki bana bir şey oldu diyor. Girdiğim yerde elektrikler patlıyor. Ondan sonra geliyor mesela Ali Baba'nın yanına geliyor, Mutlu Baba'nın yanına geliyor. Öyle yüksek bir yere geliyor, oturuyor, çektiği tesbih sonunda nasıl bir elektriğinin ne hale geldiğini işte böyle oluyorlar. Keramet sahibi olduklarını zannediyorlar. İşte kendilerine bir hal geldiğini zannediyorlar. Peki o zaman peygamber yani bu kadar cahil miydi? Niye vermedi Bedir Savaşı'nda milletin eline? Ya sabaha kadar tesbih çekelim de şu Bedir'de şu adamları yenelim demedi. Ha? Uhud'da amcasının ciğerleri söküldü. Niye demedi? Sabaha kadar oturalım da şu tesbihleri çekelim de ertesi gün biz galip gelelim. En sevdiği dostları Uhud'da gitti. Amcası gitti. Hem de en vahşi bir şekilde. Ya biraz insan şu kafasını şey yapmaz mı ya? Çalıştırmaz mı? Ancak nasıl olur? Bir metottan geçiyorsa, bir terbiyeden geçiyorsa o zaman onun da bir metodu vardır. Mesela cehri zikir denir, halka kurulur. O nefeslerle beraber zikir yapılır. Gerçekten bir sürü çalışma gösteriyor. Sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Beyin canlanıyor. O oluyor, bu oluyor. Açık hale geliyorsun olayları kavramaya. Ama bunun sonunda eriyor musun? Hayır. Sadece açık hale geliyorsun olayları kavramaya. Yani onları yaptın diye ermiyorsun. Daha açık hale geliyorsun. Kavrayışın. Zihnin açılıyor tefekkür yapmak için. O tefekkürü yapmak zorundasın. O yalnızlığı yaşamak zorundasın. O doğumu gerçekleştirmek zorundasın. Nefsinin ipini tutmak zorundasın. Bu yolculuk oradan geçiyor. Nefsinin üzerine bineceksin. Nefsin sana binmeyecek. Şimdi... Nerede? İbn Arabi'de miydi acaba? Hatırlamıyorum. Bir
İsa'nın hani o olayı var ya İncil'de. İsa yanında birisiyle beraber yürüyor, bir çölden geçiyor. Geçerken böyle birkaç sene önce ölmüş eşek kemikleri görüyorlar. Bu da diyor ki İsa'ya, şu eşeği bir diriltsene. İsa ruhundan üflüyor, eşek diriliyor. İbn Arabi'ydi galiba, diyor ki Mevlana, Mevlana'nın mesnevisinde. Mevlana da diyor ki ahmak diyor. O diyor beden eşeğinin diriltilmesini isteyeceğine diyor ruhunun diriltilmesini isteseydi ya. Ya ruhun dirilmesi. Ya bu çok önemli. Çok önemli. O yüzden de başlangıçta söylediniz ya, hani ruh güçlü olursa bedene hükmeder. Aynen öyle. Ruh güçlü olursa bedene hükmeder. Yani ruh her zaman güçlüdür de sen bedenine, şimdi elektrik kablosunu düşün. Evlere şuraya gelen elektrik tellerini düşünün. Bir de bu dışarıdaki ana arterlerdeki olan elektrik tellerinin ne kadar kalın olduğunu düşünün. Ve o kadar kalın olduğu için oradan kaç bin watt elektrik geçiyor. Yaptığın zikirler, kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar, yaptığın yogalar, meditasyonlar, semahlar neyse tuttuğun metot. Bak ayırt etmiyorum, benim için hiçbirinin hepsi benim için salat. Eğer hedefin Allah'la buluşmaksa hepsi salat benim için. Ben hareketlere tapan bir putperest değilim yani. Ve oradaki sonuç, şu laboratuvarlardan gelen sonuçları söylüyorum. Sinir sistemi güçleniyor. Bildiğin elektrik kabloları güçleniyor. Niye peki güçlenecek de ne olacak? Siz aydınlanma yolculuğunu ne zannediyorsunuz? Orada gittikçe elektriksel güç, ruh kendini vermeye başlayacak bedene. Yoksa kaldırabilir mi? Dünyadaki bu rezillikleri kaldırabilir mi? Hakikati görecek hayvanlar aleminde kaldırabilir mi? Veya senin var zannettiğin şey yok, kaldırabilir mi? Ona sağlam bir sinir sistemi lazım. Peygamber baş edebilir miydi? O kız çocukları toprağa gömülüyor. Niye Hira mağarasına kapandı? Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? Tabii ki bu bedenine de yansıdı. Fizyonomisine de yansıdı. O oraya çıkıp oruçları tutmasaydı, yalnız kalmasaydı, tefekkür ederken aklı gelişti. Ama orucunu tutarken, aç kalırken ve sürekli dağın etrafında gezinip bedenini kullanırken sinir sistemi de kuvvetlendi. Yani bedensel çalışmalar olmadan sadece akılla hiçbir halt olmaz. İkisi dengede olacak. Peki bedensel çalışmalar oldu. Yoga yaptım, meditasyon yaptım ya da namaz kıldım sabaha kadar, oruç tuttum. Aklını da geliştirmezsen bir yere kadar. Denge. İkisi bir arada olacak yani. O mertebeleri yürümek istiyorsan onun bir sünneti var, yasaları var yani. Yasaları var. Yükseltilmiş gök kubbe şahit olsun. Bir de Allah onu da şahit kılıyor. Niye? Zaten eğer sen onu keşfettiğinde, ki şimdi keşfedildi. Akıl sahipleri ne yapıyor? Bunda bir tesadüflük olamaz diyor zaten. Bunu yapan biri var. Heh. Peki o zaman biz orada aslında Allah'ın neyi şahit tutuluyor? Zekası, zihni, alimliği. Allah'ın bilinci şahit tutuluyor orada. Bak diyor, bir gün gelecek, sen bu göklerin nasıl yapıldığını insanoğluna zamanı geldi ki geldi teknoloji, keşfedecekler ve oradaki zekaya hayran olacaklar. Sonuçta o bir zekanın eseri değil mi? Ya sen oraya baktığın zaman Allah'a nasıl bir tahta mı oturmuş görmeyi bekliyorsun? O bilinci görmek zorundayız biz. Allah'ın bilinci her yerde. Allah'ın zekası her yerde. Dağda, taşta, toprakta. Sende de herkeste var. Kimisi çok iyi yemek yapıyor. Kimisi dantel örüyor. Kimisi doktor oluyor. Kimisi sanatçı oluyor. Ama oradan zuhur eden ne? Allah'ın kendi ilmi. Zeka.
Mesela bir bakalım. Burada atmosferin tabaka tabaka yaratılmış olduğu bildiriliyor. Refi ismi Allah'ın elçileri üzerinde tecelli etmiştir. Allah elçilerini yükseltmiştir. Mesela Hazreti İdris'i 19'a 57 Allah İdris'i yüce bir konuma yükseltmiştir. Adının anlamının da ima ettiği gibi İdris ders. Yazıyı bularak insanlığa ders veren, yazıyı keşfeden kişi İdris. Aslında her yazı yazdığımızda onunla bağlantıya geçiyoruz, bilsek de bilmesek de. Ya bir de terzi miymiş? İdris, evet. Ama öyle terzi değil. Herhalde farklı bir terzi değil mi? Öyle bir terzi değil. Oradaki Hülle'den bahsettikleri şey, gelen kişiyi nefsin mertebelerinden geçirip başka bir kılıkla göndermesi. Yani nefsi emmareden alıp yukarılara çıkarmasından bahsediliyor o dediğin şeyde. Ama yazıyı, onun için deniliyor ki Mısır'daki Tot. Tot, İdris'in Mısır'da yaşadığı söyleniyor zaten. Ve şeyde, hiyeroglüflerde de var. Tot, elinde yazı parşümenle resmediliyor. Ve kuyruğu filan var. Maymun şeklinde miydi acaba? Yanlış olmasın da. İşte tanrıları yazıyı bulan kişi diye onun adını yüceltiyorlar. Aslında yücelttikleri kişi bir zamanlar İdris peygamber. Ya. Peki Musa'yı niye Mısır Firavun'un yanına gönderdi bebekken Allah? Niye? Orada ilim vardı, yazı. Yani nasıl diyeyim? Üst seviyedeydi. Hı-hı. Orada kültür. Sadece kültür değil, meditasyon. Hı-hı. Ya. Maneviyat. Yani o kadar güçlü ki Mısır'da. O rahiplerin meditasyonları. Ve o mesela o piramidin içerisindeki akustik ve içeriye giriyorsun, verdiğin özel sesler, ses bilimi beynine geri geliyor, o dalgalar ve seni yüksek frekanslara sokuyor ve senin çarçabuk transa girip başka alemlere girmene neden oluyor. Hazreti Musa oradan o bilimi aldı, almaz olur mu? Niye Yusuf'u da oraya gönderdiler? Niye Mısır? Çünkü o zaman o bilgi onlardaydı. Sonra çöküş gerçekleşti. İskenderiye'yi bilmeden Mısır'ın bu dönemini o yüzden okumanızı öneririm. İskenderiye okulunu okumanızı öneririm. Şeyi mesela Platon ne diyor? Platon, Eflatun yani. Atlantislerden bahsediyor kitapta. Diyor ki Platon'un hocası kim? Sokrates. Sokrates'inki Pisagor. Hı hı. Pisagor üçgeni var ya. Evet. Ha, Pisagor. Pisagor aslında şey Mısır'da çok uzun süre yaşayıp Yunan'a gelen. O zaman gemilerle birbirlerine gidip geliyorlar. Ve sonra zaten işgal edecekler. Yunanlılar Mısır'ı alacaklar. Eyalet yapacaklar. Ve bu bütün filozofların öğretmenleri Mısır'dan geliyor oraya. Felsefe Mısır'dan. Ve Atatürk bunun o kadar farkında ki ilk tarih kitaplarını bulursanız, bakın ben gördüm, kaynak yayınlarından çıkmıştı. Sümer'den başlatıyor, Mısır'a getiriyor. Ve Atlantis ve Mu'yla ilgili araştırma heyeti kurduruyor. Türkler Mu'dan mı geldi diye. Bundan haberi olan birisi Atatürk yani. Öyle sıradan birisi değil. Böyle ben ülkeyi pazarlıyorum, satıyorum filan değil yani. Ve nereye getirecektim olayı ben? Felsefe Mısır'dan oraya gidiyor ve Platon, onun kitabında okudum. Tabii Platon'da okudum. O da Sokrat'tan aktarıyor. Atlantis batarken, Mu batarken oranın alimlerini tahmin ediyorum Hazreti Nuh haber veriliyor bir geceden. Bir grup gemiyle kurtuluyor. Bu gemi bildiğiniz gemi değil ama anladığım kadarıyla her birinden bir çift. O kadar yüksek bir teknoloji var ki DNA'ları taşıma ihtimalleri var. Tohum falan deniliyor ya. Tohum mohum değil oradakiler. Bir çift tohum da değil zaten. Her birinden bir çift DNA'larını koruyacak laboratuvardan muhtemelen o laboratuvarla
Mu'dan çıktılar. Ve Mısır'a geldikleri söyleniyor. Ve o Mısır'da medeniyet kurdukları, oradan da yayıldıkları söyleniyor. Aslında var onlar ya. Yani Platon'da vardı. Ben sözü nereye getireceğim? Bu insanlar farklı haberleşiyorlar. Telepatik haberleşiyorlar. Bambaşka bir ilim vermiş Allah onlara. Ve Mısır'da bunlar kalmış. Mesela kafatasları şöyle sivri. Muhtemelen aynı ırk değiliz. Aynı ırk değiliz. Vücut yapıları çok farklı bizden. Bakın bundan sonra internetten de bakın kafa yapılarına bakın filan. Yumurta şeklinde şurası. Yani böyle Homo sapiens'e çok benzemiyor. Zaten onlar gibisi de gelmedi yaşam tarzlarıyla, yaptıklarıyla. Niye bütün peygamberler o dönemde oraya gönderiliyor Allah aşkına? Sonra dejenerasyon, çöküş her zaman olacak. Çünkü Allah hüvel baki. Hiçbir şeyi baki kurmaz. Mutlaka geride sağ kalanlar oluyor devam ettirmek için. Yani dişeler diyelim ya da işte hepsi birden yok edilmiyor yani. Tabii tabii Hazreti Lut'a haber verilmiyor mu? Al sen sana inananları gece çık. Hazreti Nuh'a al sen sana inananları gemiye bin. Değil mi? Sana inananlar yani Allah peygamberler o şehirdeyken ve inananlar o şehirdeyken yerle bir etmiyor. İşte eğer biz ne kadar Allah'a ihlas ile yaklaşırsak Allah bizi felaketten korur. Ben çünkü bütün o peygamberlerin hikayelerine bakıyorum. Kalbim mutmain oluyor. Diyorum ki eğer ben ihlaslı olursam, kalbim Allah'a dönük olursa Allah beni oradan çıkartır. Eğer orası helak olacaksa beni oradan çıkartır. Sen kendine hep dön bak ne kadar ihlaslısın. Ne kadar nefsinle mücadele ediyorsun. Ne kadar dünyaya yenik düşüyorsun. Bir bak. Yoksa Araf'ta kalıyorsan diyecek sözüm yok yani. O zaman kork, gerçekten kork. Allah'ın azabı çok korkunç. Bak bir tsunami oluyor, neler oluyor yani. Deprem sallayı veriyor. Vallahi aynen öyle. 24'te yine alttan da altın taş bizim derdimiz. Ya biz karı koca hiç fark etmedik. Bir sohbet ediyorduk. Herkes yazıştı filan, deprem oldu, sallandık, mallandık. Ben zaten kapıda ayakkabı giyiyordum okula gitmek için. Güp dedi. Altın taşın depremi o şekilde oluyor. İkidir aynısı. Bu Çanakkale'yi söylüyorum. Yine o şeyin. O akşam mı? Sabahlar da sallandı. Allah'ım korusun. Allah'ım korusun, Allah'ım korusun. Evet. Şimdi İdris yazıyı bularak insanlığa ders veren, insanlığın tümünün öğretmeni olma konumunu hak eden bir peygamberdir. Ah, aklıma geldi. Hermes. İdris'in adı Hermes. Evet, Hermes. İnternette de Mahmut Erol Kılıç'ın master tezi bununla alakalı vardı. Yazı olarak mı? Yüksek lisans tezi vardı. Bir sitede vardı. Okumuştum. Bir kitap vardı. Sibel Özbudun'undu galiba. Hermes'ten İdris'e bir şeydi. Onu siz okumuştunuz. Okumuşumdur. İşte ben artık böyle süzüyorum. Eliyorum. Aha. Ben vermiştim herhalde size onu. Evdekini okumuştunuz o zaman. Sizin. Bir de Mahmut Erol Kılıç'ın şeyi var. Hermetik bilgi üzerine. Çünkü vahiy hikayesi bu klasik anlamda İdris'le başlıyor ve Mısırlılarla başlıyor. O piramitlerin içerisine girip manevi alemle buluşma ve oradan mesela şey Mısırlı Champillion, Fransız Champillion yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmem. Champillion. Şeydir. CHŞ okunur. Şimdi bu 19. yüzyılın başı hieroglifler. Burada ne yazıyor kimse bilmiyor. O Fransız arkeolog geliyor Mısır'a, anlamaya çalışıyor. Birkaç harfi çözmüşler, gerisi yok. Ve onu o gece büyük piramidin içine yatırıyorlar. Araplar yatırıyor. İşte Sufi bir kol buluyor. Oradakiler Sufi, şimdi anlıyorum. Yatırıyorlar. Diyorlar ki burada kalacaksın sabaha kadar. Ve o adam orada sabaha kadar lahitin içine yatırıyorlar, kalıyor.
Ve ben onun İdris olduğunu anlıyorum şimdi. Bak şimdi sizinle konuşurken anlıyorum. Aa. Çünkü perde, o bahsettiğimiz o perde açılıyor. Ve birdenbire içeriye Tot geliyor. Yazının babası atası ya. Hiyerogliflerin her birinin hangi ses olduğunu Fransızca'da ona gösteriyor. Kayıp harfleri veriyor. Sabaha bütün hiyeroglifler çözülmüş oluyor. Bu resmi bir şey bilgi. Kayıt arkadaşlar. Evet. Resmi bir kayıt yani. İlham size bahsettiğim. Artık bu ilhamın ötesinde canım. İlhamın ötesinde keşif deniliyor buna. Perdelerin yırtılması ya keşif. Keşif yani. Geliyor. İşte hep de İdris'in ölmediğine inanılır. Evet. Hani geldiğine inanılır. Ve o gün o Fransız'a bütün o hiyeroglifi ve adam döndükten sonra biliyorsunuz şeylerden toz kapmış. Mumyalardan. O zaman da hep mumyaların laneti denirdi. 38 yaşını 33 yaşında falan ölüyor ama hiyeroglifi çözüp böylece insanlığa büyük bir hizmette bulunuyor yani. Ya Mısır ve Şampinyon diye o kitap da vardı. Evet evet, ben onu söylemiştim sana bir zaman aslında, okuyun diye. Onu aslında bir arkeolog yazmış arkadaşlar. Roman şeklinde yazmış. Çok da keyifli yani. Kalın bir kitap. Mısırlı Şampinyon diye. Evet. Allah Hazreti İbrahim'i derecelerle yükseltmiştir. Bu derecelerden her biri Hazreti İbrahim'in tırmandığı merdivenin bir basamağını temsil eder. Peygamberler de peygamberlik geldi bitti mi? Peygamber olmadan önce bir basamakları var. Peygamberlik geldikten sonra ölene kadar mertebe devam ediyor. Son nefese kadar. Niye 23 yıl vahiy geldi? Peygamber de her defasında mertebe atlatılmadı mı? Yaşadığı her bir hikayeyle. Değil mi? O zaman son nefese kadar peygamberler de mertebe sahibi oluyor. Biz de son nefese kadar iki günümüz birbirine eşit olmayacak. Bu merdiven imtihan merdivenidir. Bir basamağında ateşle sınanmış, bir basamağında babasıyla sınanmış, bir basamağında eşi Sare ile sınanmış, bir basamağında çocuğu İsmail ve o eşi Hacer ile sınanmış. Bir basamağında yeğeni Lut'un kavmi ile sınanmıştır. Bu sınavlardan her birini geçişte bir derece kazanmıştır. Allah onu işte böyle derecelerle yükseltmiştir. Allah Hazreti Yusuf'u yükseltmiştir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her ilim sahibinin üstünde başka bir bilen vardır. Bu ayet Hazreti Yusuf'un ard arda gelen imtihanlarının bitiminde yer alır. Onun iffet, gayret, hikmet, adalet, liyakat, ehliyetle Mısır'a sultan oluş kıssasının ruhunu yansıtır. Hazreti Yusuf gördüğü rüya, babasının sevgisi, kardeşlerinin kıskançlığı, kuyu, kölelik, güzellik, kadın, şehvet, zindan, bilgi, iktidar, servet, şöhret, güç ve devlet ile sınanmış, bütün bu sınavları alnının akıyla vermiştir. Allah da imtihan basamaklarına çıkan Yusuf'u derecelerle yükseltmiştir. Derecenin yükseltilmesi neye bağlanmış? İmtihana bağlanmış. Senin şikayet ettiğin, ağladığın, zırladığın şey belki de seni çok daha yüksek makamlara çıkarmak için ya. Belki de değil yani, o Allah'ın sünnetini burada konuşuyoruz. Ya verdiğin anlam, eğer verdiğin anlam hep mi benim başıma gelecek? Bula bula beni mi buldu? Lanet olsun. Ne bu kadersizlik? Hastalıklardan hastalıklara duçar olursun. Başına bir imtihan geldiği zaman, benden önce yüksek mertebelere çıkan herkes bu imtihanlara maruz kaldı, layıkıyla geçtiler ve derece atladılar dersen kolaylaşır, duan değişir, gücün artar. Allah'ın yardımı da gelir. Verdiğin anlam çok önemli yaşadığın olaya. Daima kendini izle, yaşadıklarına ne anlam veriyorsun? Bir de bu imtihanlarda olan nedir? Ne hissederiz biz? Genişlik. İmtihan sırasında ne yaşarız? Kalp sıkıntı. Sıkıntı, evet. Baskı. Evet. Tamam. Ümitsizlik. Bunları yaşarız.
Ateş değil mi? Ateşten gömlek. Sıkılırız. Ha, sıkılırız. Baskı, basınç vardır orada. Buzun eriyip suya dönmesi için ne lazım? Isı. Suyun buhara dönmesi için? Gene ısı. Ya. İşte halden hale seni aslına döndürecek olan şey o imtihanın kendisidir. O gözyaşıdır, o yanmadır, o sabırdır, o bekleyiştir. Sen seni dönüştürecek olan şeye isyan edip ağlıyorsun. Ya cehaletimiz. Ya. Halbuki orada hatta Mevlana'nın Mesnevisinde şöyle bir hikaye var. Nohut pişiyor. Pişerken, kaynarken böyle hep yukarıya çıkıyor ama bakıyor aşçı pişmemiş. Tahtayla tekrar aşağı indiriyor. İyice pişsin, tadı güzel olsun diye. Şimdi bir böyle var. Sen de diyorsun ki ben çıkayım. E çiğsin, hamsın. Ne yenilirsin, ne toprağa ekilirsin. Hiçbir halt olmaz senden. Yani hiç olmazsa piş de yani tadın lezzetli olsun. Ya da bırak o basınç seni halden hale geçirsin. Buz suya döndüğü zaman özü aynıdır ama aynı işi mi görür? E peki su buhara döndüğü zaman özü aynıdır ama hali aynı mıdır? Ne kadar farklılık vardır derece bakımından? Su yerlerde giderken buhar artık göklere çıkmaya başlamıştır. İşte o nefs mertebelerini geçerken bu halleri yaşamak lazım. Öz aynıdır ama halin aynı değildir. Tadı da değişiyor. Ya. Buz bir kaba girmez ama su kaba girer. Ama her buhar tarafı. Her tarafa. Ya. Sızar. Her tarafa sızar, nüfuz eder. İşte keşif de orada başlar. Nüfuz ediyor artık, her aleme girmeye başlıyor. Yani latifleşmiş. Latifleşmiş. O yüzden verdiğimiz anlam bak çok önemli. Yaşadığım her olaya verdiğim anlam çok önemli. İşte orada ben ya akıl sağlığımı korurum, yükselirim, mertebe elde ederim ya da akıl sağlığımı kaybederim, beden sağlığımı kaybederim. Ondan sonra da mertebe de yani o da gider elimden. Şey ya hiçbir işe de yaramaz. Seni seviyorum şimdi. Canım ben. Ref'i isminin her peygamberdeki tecellisi aynı değildir. Bu tıpkı bir prizmada kırılan ışığa benzer. Işık beyaz. Kırılınca yedi renge geldi. Bu yedi rengin frekansları farklıdır ama. Demek ki o rengi veren ne? O dalga boyu. Değil mi? En kısa dalga boyu kırmızı, en uzun dalga boyu mor. Bir de bunun arasında sıralanıyorlar. Kırmızı, turuncu, sarı, işte mavi, yeşil, indigo dedikleri lacivert ve mor. Gece mavisi. Şimdi dalgalar uzuyor. Kısa, en kısa kırmızı. Ama beyaz ışıktı, vurdu. Peygamberler de ışıktır. Ama frekansları farklıdır. Öyle anlayacağız. Ne diyoruz? Biz hiçbir peygamberin arasını